Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsun kardeş? Zaten un pahalı, zaten maliyetini kurtaramıyor. Onlar da... Hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız? Nasıl? Ne yapıyoruz bu? Valla biz ayakta durmaya çalışıyoruz. Ayakta nasıl duracağımızı da bilmiyoruz. Yani, bir çözüm önerisi de yok. Bir çözüm önerisi, yani aslında topyekün, yani buna dur diyebilecek bir çözüm önerisinin olması gerekiyor. Yoksa öyle, yani spontane şeylerle olmaz yani. Yani bugün onun torbası 250'ye düşürse ne yapacak? Sadece onu kurtarmış onu olacak. Onu kurtarmış olacak. Yani, yağ mı? Hepsi birbirine, yani sonuçta ciddi bir handikap var, ciddi bir çıkmaz var. Yani bu geçmişten başlayan bir şeydi, bugün olan bir şey değil. Yani tabii ki son 2 yılın, 3 yılın ürünüdür bu. Bu başlangıçta bunun bilinmesine rağmen hiç kimse... bu sisteme geçilmesi hataydı. Yani tabii ki bu sisteme geçilmesi hataydı. Bu sadece AKP'nin de suçu değil. Mecliste olan tüm partilerin suçu. Ama niye güzel? Tabii ki herkesin suçu var. Bakın, milletvekili dokunulmazlığın kaldırılmasını isteyen CHP'ydi. Bu bir büyük bir hataydı. CHP'nin kırılma noktalarından biriydi. Yani bunun Türkiye muhalefetinin ortadan kaldırılma niyetinin olduğu bilinmesine rağmen CHP ona ayak oldu. Şimdi bu savaş, Suriye'de ne işimiz var? Tezkereye onay veren CHP. Niye onay verdin kardeşim? Yok, son tezkereye vermedi. Sonu onu boş ver et. 3 yıldır, 5 yıldır bunun bir müsebbibi de CHP'dir. CHP bu ülkenin gerçekten toplumsal dinamiğinin rehberi olabilirdi. Durdurabilirdi. Hepimizin beklentisi buydu. Ama olacak. Hayır, iş işten geçti yani. Yeni şeyler var. Kebitti. Yeni şeyler nasıl olacak? Dün dünde kaldı cancağızı. Bugün yeni şimdi şeyler dinleyeceğiz. Şimdi bakın. Çok çok farklı bir yöntemlerle, yönelimlerle yapılıyor. Şimdi CHP'yi orada kışkırtıyor CHP. Şimdi bu ülkede düşmanlık yaratmak doğru değildir. Bu ülkenin halkını birbirine düşman etmek doğru değildir. Bu ülkenin tek düşmanı vardır, Kürtler. Ben Kürt'üm. Bu ülkenin Kürtleri bu ülkenin düşmanı gibi gösteriliyor. Ve bu ülkenin Kürtlerini öldürmek için kim ben öldürürsem diyorsa Türkiye'nin diğer toplumu hepsi tamam Kürtleri öldürsün bizim paramızla da gitsin pulumuzla gitsin. Bakın bu böyledir. Şimdi Suriye'de senin Suriye'de ne işin var kardeşim? Hayır ben size soruyorum. Ne işi var Suriye'de? Başta söyledim. Hayır söyledin, tezkereyi niye ona verdiniz? Vermemeniz lazımdı arkadaşlar, bakın. Şimdi galeyana getiriyor. Siz destek vermezseniz siz terör edesiniz. Yahu senin ne işin var kardeşim Suriye'de? 10 milyon Suriyeli İdlib'deki 10 milyon diğer Suriye'nin diğer bölgelerinde 10 milyon insanı biz besliyoruz. Evet. Bak benim vergimle besleniyoruz. Seninkinde, onunkinde değil mi? Kaç bin tane cihatçı insan besleniyor? Çok değil mi? Kimin parasıyla? Bizim parayla. Libya'da ne işimiz var? Ya beni ne ilgilendirir kardeşim? Benim halkım aç, sefil kalacaksa. Yani ben Libya'ya gitmişim, Libya'yı kurtarmışım. Kime kurtardın? Gündem nasıl değişecek? Gündemi değiştiriyor işte. Ben diyorum, demek istediğim olay şu. Galeyana getiriyor. İşte buna destek vermeyen teröristtir. Vatan hainidir, düşmandır. Şimdi herkesi kutuplaştırır. Tezkeresi. Biz karşı durduk Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımızın meclisi. Keşke istedik. Başında olsaydı. İsterdik ki CHP. Ne değiştirirdik? Yani bir öncekinde vermeseydi ne değişirdi? Yine meclisten MHP ne geçirirdik? Geçsin. Ama bak şimdi karşı durmak gerekiyor. Bakın ben diyorum ki. Şöyle. Şimdi CHP diyor ki sen HDP. Ya HDP kimdir? Ama biz olsam diyor o konuda şey. HDP kimdir? Bak bir şey söyleyeyim. Bu ülkenin partisi. Bu ülkenin partisi değil mi? Şimdi niye terörize ediyorsun? Kriminalize ediyor. Şimdi bakın bunu bilerek yapıyor. Sen tam haklısın da bak. CHP'de bunun oyununa düşünmesin. Sen beni eleştiriyorsun. Bak ben de seni eleştireceğim o kadar çok şey var. Tabii ki var. Mutlaka olmalı. Eleştirelim. Niye eleştirmeyelim? Bak biz çözüm sürecinde dedik ki. Yani bu iş mecliste bu. Evet. Olması gerekiyor. Açıkça konuşalım. Tabii ki. Açıkça konuşalım. Bunu kapalı kapılar ardında konuşmayın dedik. Biz o zaman dedik. Ben bir Kürt olarak diyorum ki olması gereken yer meclisti. Aynen. Mecliste oturup konuşmasın. Sözlecek yerde meclis. Aynen. Biz bunu baştan beri söylüyorduk. Yani başkanımız da söyledik. Şimdi herkes... Ona bak. HDP'de o noktaya geldi. AK Parti'de gelmedi. O gelmedi. O artık geldi. O artık HDP'de... Şimdi onu da kabul et. Yani onu da kabul ediyoruz. Hemşerim.